Evet arkadaşlar, zaman çok hızlı geçiyor. Kenan'la hemen hemen bir 12 yıllık bir tanışkanlığımız var. Arkadaşlığımız, dostumuz, abi kardeşliğimiz var. Nereden nereye diyoruz, ben nerelerdeydim, Kenan neredeydi derken hayat bizi bir şekilde bu işlerden, güçlerden, biz oraya gidiyoruz, o buraya geliyor derken yeni iş yerimize de gelmek kısmet oldu. Hacı abimle can yoldaşıyla geldik. Eyvallah. Hacı abim sabah 5.30'da iş yerine gider. Sobanın başında Kenan'ı bekler. Kenan'la direkt oradan iş yerine geçerler. Şimdi Kenan'ın çok zor mu zor bir arabası var. G63. Niye zor derseniz arkadaşlar, G63 beyaz. Ve beyaz bir arabanın, kaplamacılar bilir, zıt bir renge geçmesi oldukça zor olacak. Bizim için de zor olacak GMG garaj adresi olarak. Yusuf'u bir hafta 10 gündür ısıtıyorum. Kenan da rengi ısınmaya çalışıyor. Şimdi videonun başında renk hemen belli olacak. Çünkü çekicili araba yaptığımız renk İnoze Tek'in Snow Blue'su. Kenan bütün detaylarıyla inceliyor. Bayağı da zor bir müşteri değil mi Hacı abi? Zor. Detaycıdır. Detaycı. Bakalım Kenan abine soralım. Detaycı. Biraz ilerlememiz var mı? Kenan bizim de zamanında araba kaplattı birkaç kez. Transporter, Lamborghini, ufak tefek maceralar da var. Kenan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, modayı bu yıl sen belirledin. Yani. Kenan bana fotoğrafı attı. Kenan yeni çıktı, gelecek dedim. Renk geldi. Geldiği gün 3 tane geldi. 2 Kenan ayırdık. Bir tane bu arkadaş hemen yaptırdı ve renk bitti. Şu anda moda bitti abi. Şu anda moda yok. Gelmesi lazım. Çok güzel bir renk. Ya benim eşim çok istedi bunu. G'yi genelde o kullanıyor. Bana gösterdiği anda ben de vuruldum rengi. Tabi bunu Türkiye'de bu şekilde güzel kaplayacak bir tek GMG var, başkası yok. Nazar gelmesin, inşallah yapacağız anımızın akıyla. G63 oldukça zor. Kenan'a ben zaten söylemiştim. Kapı içlerine dahil yaptıracak. Ve Kenan, kapı içi dahil ilk defa G'yi kaplıyoruz. Onu da söyleyeyim sana. Vallahi şu anda yani G'yi almak mümkün değil. Yeni sipariş veremiyoruz. Elimizdeki bu renk yapıyoruz biz. Evet, aynen doğru söylüyorsun. Jantları değişecek sanırım. Evet, jantları değişiyor. Yeniliyoruz arabayı. Videoya yetişir mi? Videoya hemen sürer bizim. Yetişir Allah'ın izniyle. Bugün tarih 23 Mart arkadaşlar. Yok, 15 gün demiyoruz. Bir hafta almam lazım. Ya. Bir hafta çok verin. Normalde 2 gün. Bırakım alıyordum. Bir hafta vereceğim. Normal G'yi biz zaten 3 günde bitiriyoruz. Anormal bir G. Hacı abi sen bizi kurtar. Yani gezin, dolaşın biraz. Ben onu biliyorum şimdi. O sorar abi ne yaptık, bitti mi diye. Habire her gün arayacağım abi, ne durumda? Resmet abi. Bir saatte motorla şuraya, yarım saatte çat diye gelir. Ramazan olmadan alalım inşallah. Çok güzel. Biz gerçekten de istiyoruz ama hayır mübarek günü göreceğiz. Muhtemelen hep beraber bir iftar açacağız gibi geliyor inşallah. Yok, Ramazan'a kalamayız, Ramazan öncesi. Haydi. O abi, bu aracın sahibini tebrik ederim. Yakışmış, çok güzel olmuş. İçi de kırmızı, senin arabanın içi de kırmızı. Yok, bizimki kırmızı değil, bizimki ne, krem. Neydi? Kremdi, doğru. Ama bu mesela kabriyo olduğu zaman, evet, güzel. Spor araba bu sonuçta ama yakışmış. Çok güzel olmuş yani, renk de yakışmış. Şu an zaten ben biraz niyetine girince araştırdım. Böyle 2022 üretilen genelde spor, lüks, jip ya da spor arabalarda hep bu renk çalışmışlar. G'nin de 2022'de buna benzer bir rengi var. Ama şu an G alınamıyor. Sıkıntı var. Yani G'ye sipariş veremiyorsun. Hala alamıyoruz daha doğrusu. Öyle aynen diyorlar. Aynen öyle. G alınamıyor yani, yok, şu anda. Almanya'da liste üstü 50 bin euro yazıyorlar. Onu biliyorum yani. Benim tanıdığım bir abim sipariş ver dedi geçen. Bundan 2-3 ay önce. Arabayı konfigüre etti. Mercedes'ten aramışlar. Arabayı veremiyoruz. 2026'yı bekleyeceksen 2026'ya yazacağız dediler. Hani o durumda şu an G. Ben de o yüzden araba kim getireyim diyorum. Mercedes 2026'ya kadar araba vermiyor. Sen 15 gün araba vereceğiz. Aynen öyle. Ne istiyorsun? Komple ineceğiz inşallah. Komple ineceğiz. Valla mücadeleye devam. Musa'cığım, baştan aşağı detaylı çekersin. Ne kadar zorlandığımızı, Yusuf'un ne kadar triplere gireceğini ben çok az çok tahmin ediyorum. Bu yeni iş yerimizde inşallah bu güzel rengi sizlerle sunacağız arkadaşlar. Bundan sonra Kenan Sofoğlu'nun arabasını gördüğünüz zaman böyle masmavi göreceksiniz. Zaten arkada görmüş olduğunuz bu güzel araçta da geçen karşılaştık. Kenan'a bir makas attım Kenan. Evet, Ankara'ya denk geliyoruz. Sabahki olayı anlatsana. Evet. 80 kilometre kaldı, gelemiyorum. Bana diyor ki 80 kilometre kaldım, geliyorum abi dedi. Ben de tamam dedim. 15 dakika çayman yaptık Hacı abi. Dedim ki yarım saate gelir herhalde. Yarım saat geçti, bir saat geçti, yok. Çekiciyi görünce zaten tamam dedim, anladım ama. Kenan'ın da böyle güzel huyu var. Romork'ta böyle bir şeyler taşımayı çok seviyorsun. Çok aşığım. Hani epeydir çalışmamıştım ama G taşımak için en zor araba. Minibüs taşıdım, her türlü arabayı taşıdım. Motor, tekne, her şey taşıdım ama G kadar zoru yok. Çok ağır ve yüksek bir araba. Yani o yüzden
Ya yüzü geçemiyorum. Ha, yüz çok iyi bir rakam bu arada remorkla. Yüzü çok geçirtmiyor ama spor araba koydum mu istediğin gibi yokmuş gibi devam edebiliyorsun. Lise sondaydım. Remork'ta Passat Station Wagon taşıyorduk. Subaru Legacy ile. Yanımda bir abim vardı. Çeltikli yokuşun iniyorduk. Bir tık hızlı inmeye başladık hacı abi. Gösterge 120 oldu. Gösterge 130 oldu. Gösterge 140 oldu. Frene bastık. Fren yok. Bir daha bastık. Yok. Arkadaki remork yanımıza geldi Kenan. Tahmin ediyorum. Sonra arkadan bir çatırtı. Remork yok abi. Yani. Biz bariyerlere girdik. Remork olduğu gibi bizi geçti. Uçtu. Araba sırtının üstüne düştü. Kilometrelerce sürüklendi. O hızla çünkü 160-170 olduk artık. Remork paramparça. Passat ortalıkta yok. Bizim araba sağ taraftan vurduğu için ben de çocuğum o zaman. Emniyet kemerini de yeni çözmüştüm. Lavaboya durmuştuk. Dedim ki takarız. Olur yani bir insandır. O anda boşluk. Her bariyerin ayağı kırıldığında kafamı şeye vurdum. Cama abi. Vay 16 yaşındayım. Sabah 6.30. Bir indik. Ortalık inanılmaz kötü. Savaş alanı. İnsanlar duruyor. Kimse bir şey anlamıyor. Bu kaza nasıl oldu? Nasıl araba oldu? Orada ne geziyor? Remork niye orada? Polis geldi. 12 tane lastik izi var diyor. Siz bunlar kazayı nasıl yaptınız diyor. Öyle bir anım var. Yiyecek ekmeğimiz benim, varmış. Benim gelmişiz. Benim de bir tane anım var. Bir günü böyle remorka arabayı yükledim. Bağlamayı unuttum. Bağlamayın. Dedim ki akşam yükledim sabah bağlarım. Bir tane X4 vardı o zaman sene 2014. Evet. Geri koyuyorum çünkü o zaman işte yüke göre ayarlıyorum. Geri koydum üstüne. Sabah kalkınca bağlarım arabayı bir yere getireceğim. Şehirde Atapazarı'nda bir yere. Plakası daha çıkmamıştı. Trafiğe remorkta getireyim dedim. Geri götürürken sen bağlamayı unut. Evden bindim çıktım. Tam ana caddeye geleceğim. Ana caddeye gelirken araba gelmiyor ama gene de ben frene basayım bir dedim. Kontrol edeyim sağa sola. Benim frene basmamla arabanın içinde bir ses gümlemesi. İnan ne olduğunu anlayamadım ben ya. Hani tır mı çarptı arkada tırıyor. Bana ne çarptı diyorum. Şöyle aynaya bile bakamadım. Döndüm arkama baktım da X4 remorktan uç sen. Minibüsün içine gir. Minibüsün arka bagajın içinde bir tane X4 var. Şok oldum tabii. İndim arabadan. X4 tabii burada iki teker yerde vurmuş, inmiş aşağı. İki teker robotta ön tekerler. Çocuklara dedim ki, benim sizin Semih var. Semih'e dedim ki, bir de orada çalışan biri vardı. Siz iki taraftan biraz yardım edin, robotu geri çıkmaya çalışın. Abi dediler, senin kafa iyi değil. Şu an o robotu nasıl çıkacaksın? Araba kaldı ortada. Ya dedim dört çeker ya çıkar. Neyse onlar ya tık remorka aldık. Arabayı boyacıya getirdim. Daha sıfır araba. Boyacıya gittiğimde orada çalışan insanlar falan şöyle baktılar. Minibüs havadan darbe yemiş. X4'ün arkasında fazla bir şey yok. Dedi ki adamın biri geldi dedi. Kardeş dedi geçmiş olsun. Tır falan mı çarptı sana arkadan dedi. Yani o yukarıdan evet, hasar var, aşağıda hasar yok. Çok adım var çok şükür. Ben de birkaç kaza atlattım ama şunu anladım. Remork konusunda 110-120'den sonrası risk alıyorsun demektir. Ben remorkta gezmeyi çok seviyorum arabayı koyup ama özellikle yüksek ve ağır arabada çok dikkat etmek gerekiyor. G en zor arabalardan biri bunu. Ben ilk aldığımda Slovanya'ya götürdüm. Gene Hacı abiyle minibüsle. Akrapovic egzoz bize fabrika evet. Dedi gel egzoz yapacağız güzel, sana. Güzel üstüne ismi yazıyordu. Aynen sana, özel vakıf evet. Çekimlerde dikkat edersin aynen. Ona. Egzozu yollayalım mı? Yoksa buraya getirebilir misin? Ben getiririm dedim arabaya. Abi zaten şey durmuyor. Zaten ben bahane arıyorum arabayla işte çekiciyle gezeceğim. Kaç yıl oldu? 2010 yok. 5 yıl oldu. Slovanya'ya götürdüm işte. Tabii 100 km hızla buradan Slovanya'ya gitmek kolaydı. Çünkü hani alışmışız artık hızlı kullanmaya. Ama çok güzel bir yer oldu benim için. Seviyorum ben. Remork'ta gezdirmeyi seviyorum. Ankara bana yakın ama benim için bir macera arabayı alıp buraya remork'ta getirmek. İnşallah bitince en güzel yeni haliyle remork'la almak. İnşallah inşallah. Heyecan vereceğim. Kenan Sofoğlu'ndan güzel bir itiraf aldı. Bizde itirafla köşemiz vardı. Kenan'da ne hatıralar neler vardır da neyse. Kenan var aynen öyle. 400 km hızla giden de Kenan. 100 km hızla giden de Kenan. Olacak tabii ki. İnsan olduğuyuz. Hepimizin başına aksilikler gelebilir, dalgınlıklar gelebilir. Unutabiliriz. İş yerinde olur. Zaten kendisi sürekli o kadar hızlı motosikletleri kullanıyorlar. Gençlere dersler veriyor, anlatıyor falan derken o topraklar falan, Bahattinlerin düşmesi, basması, o Kenan'ın elleri falan biraz önce gösteriyor. Çatır çatır. O çatır çatır diyor. Şimdi sevgili Zayn biliyorsun yeni bir Formula 1 pilotu geliyor diyordum. Ben öyle diyorum. Öyle i̇nşallah. Istiyorum. Nasip, İnşallah. Bakalım, nasip. Gelirse
İnanın ben çok görmeyeceğim. Yani kurban olduğum Mevlam orada ona bir güzel yetenek vermiş. İnanılmaz. Biz izlerken zaten Kenan'la Hacı abi mesajlaşıyoruz. Kenan diyor, senin diyor modan bitti. Zayn var artık. Vallahi abi beni hiç kimse sormuyor. Yani herkes ayrı soruyor. Bana da yazıyorlar. Abi görebilir miyiz? Orada olur mu her zaman? Bir de çok sevimli, uyuyakalıyor falan filan. İşte gımbılım var Musa. O gün kullanmaya çalıştı. Daha iki gün sonra sen almışsın evde. Aldım. Bir baktım yan yan gidiyor. İnanılmaz bir yetenek. Bu ya da bir yetenek. Bu sabah geliyorduk Zeyn'le. Çok erken çıktı. Bir de uzun yol olacaktı. Yavaş gelecektik. O yüzden getiremedim. Artık. Normalde hep benimle gelir her yere. Hevesli bakalım. Hevesi devam ederse bizle uğraşmak istiyor. Sevdiğim iş sonuçta. Motor sporu benim. Gönül verdiğim sevdam. O yüzden inşallah Zeyn'in hevesi varsa. Benim diğer oğlum da var. Hiç ne gelir. Piste gideceğim. İki çocuğum var. Birine diyorum ki Mahir oğlum hadi gel. Piste gideceğiz. Bak ama çok güneşli, güzel bir hava. Evde durma. iPad'in başında durma. İstemiyorum, istemiyorum diye ağlarken Zeyn de baba ben geleceğim, baba ben geleceğim diye öte yandan iki tane farklı karakterle çocuk nasip etti. Dur bakalım prensesimiz ne olacak? Daha bakalım, onu da bilmiyoruz. O da biraz alabacı gibi. Abi onu öğretiyorlar. Alabacı gibi bakalım. Maşallah Cem'in cümlesini çocuğunu Cenab-ı Allah korusun. Cümle evlatlarımız gerçekten evlat sahibi olmak arkadaşlar dün de paylaşmıştım. Dünyanın en güzel saadeti. Nimeti. Nimeti. Allah'ın bize verdiği en büyük güzel bir şey. Hediye. Çok şükür Allah olmayanlara da versin. Amin inşallah. Böylesi güzel bir gün, böylesi bir güzel içerik oldu bizim için de. Kenan'ı görmek de güzel oldu. En son biz oraya gitmiştik. Şimdi Kenan'la Romork'tan aracı indireceğiz. Genel bir temizlik, bakım, incik, boncuk bizden istekleri var. Onları not alacağız. Ondan sonra onlar yolcu olacak. Sonra ne olacak? Telefon trafiği. Abi başladık mı? Bir parça atsana. Bakalım ne oldu? İşte yenge soracak falan filan derken böyle geçireceğiz bir günleri. Bakalım inşallah, ne olacak? İnşallah. Tarih 23 Mart saatte 11 civarı diyelim. Sonrasında bakalım video ne zaman bitecek. Haydi. Evet Musa, sevgili Kenan tabii ki gitti. Şimdi evde diyordur ki Mustafa abi neden 15 gün sonra 20 gün sonra bana verecek? Şu anda Salih de mesleğinin sınırlarını zorluyor. Bu G'yi arkadaşlar G'likten çıkartıyor. Sanki makyaj diyormuş gibi her yerini mecburen söküp değiştirip bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Kapı çıtaları, tamponları, kapakları, tavandaki çıtalar ne var ne yok dalak. Bak şöyle söyleyeyim. Stop var ya stop. Stopunu sökmek için arka koltuğunu söküyorsun. Düşün. Bak gel. Stop'un buraya ulaşmak için G'nin arkadaşlar arka koltuğunu sökmek zorundayız. Görüyor musunuz? Ne haber abi? Bunların hepsini tekrar toplayacağız. Tekrar bitireceğiz. Tekrar toplayacağız. Allah yardımcısı olsun herkesin. Benim de arkadaşlarım da. İşimiz uzun o yüzden. Şimdi birazdan da Instagram'a story atacağım. Kenan görsün. Şu anda görmediği için bilmiyordur abi arabaya ne oluyor. Savaş alanına çevirmişsin. Kanka buradan Almanya Mercedes'e sesleniyorum. Acilen buna bir çözüm bulsunlar. Yoksa gerçekten işi bırakacağım. Ne gibi? Kanka yani stopun arkada iki tane civatası var. Onu çıkartmak için buradaki döşemelerdi, bilmem nelerdi, koltuktu, ses sistemiydi. Bak göstereyim gel. İki tane civata ya. Şuna bak. Görebiliyor musun? Ha, İki tane civata kanka. Bunun için yani ne bileyim buraya bir tırnak ya da bir iki tane civata koysa. Bence ilk önce arabanın stopunu takmışlar. Ondan sonra arabayı üstüne inşa etmişler. Ondan sonra takmışlar. Olabilir. Herhalde. Olabilir. Mantıklı bak. Yaparlar. Yaparlar kanka.
Kalbine dikkat et. Takılmasın. Geldi mi? Az kaldı. Panik yok. Bana göre yükleneceğim bunu. Musa da orada bekliyor. Evet arkadaşlar, Yasemin'in penceresinden hoş geldiniz. Musa, seni anlıyorum. Şimdi YouTube'a çekim yapıyorsun. Ama bizim abi, halimiz harap. Oynatsana Yusuf abi altı. Altı. İyi. Şu anda böbrek, dalak, akciğer. Abi, abi pankreas. Gel de bir gör detaya bak, gel. Gel bak halimize bir bak. İşleri falan gördün mü bak. Tut abi. Evet. Sevgili Kenan'ın başımıza açtığı işler arkadaşlar. Araç oldukça bizi zorlayacağı için en başında da söylemiştim. Böyle puzzle gibi parça parça bitireceğiz inşallah. Uzun sürecek. Ramazan'ın ortasında bitmiş olarak görüşmek üzere. Musa, ben sana Instagram'da birazdan story paylaştıracağım. Teoman'ın şarkısı. Tamam. Paramparça. Gördün, tam uyuyor şu anda. Paramparça. Müslüm Gürses'in parçası diye yazacaklar. O da olur, tamam, oradan yapalım. Müslüm Baba rahmetli, nur içinde yat. Şu görmüş olduğunuz kapı ve kaplanmış olmak üzere kapı. Ufuk Usta geldi Ostim'den. Hoş geldiniz Ufuk Bey, nasılsınız? Hoş bulduk abiniz. Sizleri sormalı. Hafta sonu düşünceleriniz iyi miydi? İyiydi. Olumlu muydu? Olumlu. Evet. Ufuk da bakma elimde büyüdü ha. O da elimizde büyüdü diye. Ben seni tanıdığımda kaç yaşındaydın Ufuk? Benim tanıdığımda 16 yaşındaydım. 16 şimdi? 23. Vay maşallah. Ulan herkes böyle büyüyor. Ben sizin yüzden yaşlanıyorum lan. Şimdi bu kapı arkadaşlar söküldü. En iyi şekilde toplanması gerekiyor. Tabii ki riskli bir iş yapıyoruz. Ama minimize ederek en iyi şekilde vermek üzere çalışıyoruz. Bu arabanın kapı işleri bitti. Yan taraf, kapı içi. Şimdi bu puzzle gibi bu tarafı toplayacağız. Sıçalarını takacağız. Her şey bitecek. Sonrasında inşallah diğer taraf. Ön cam değişikliği ihtiyacımız var. Sevgili Kenan Sufoğlu çarşamba günü getirecek. Camını söküp değiştireceğiz. Sonra bu tarafına geçeceğiz. Level level bitirip bence Ramazan'ın ilk haftasında bitmiş olur inşallah hayırlısıyla. Şimdilik bizden bu kadar. Sevgiler. Hoşçakalın. Hadi kardeşim, hadi sizden çekelim. Gelsin kardeşim. Hadi bakalım. Zeynep size çalışıp tutuş, tamir et aşağıyı. Eksik bunu yerine taktın mı? Çıkartıyorum seni o zaman. Yaptın mı arabayı? Allah. Problem var mıydı aşağıda? Değil, arabayı tamir et. Hadi bakalım. Çok mu başı? Hadi tamir et aşağıya. Tamir et. Güzel yapın oğlum Zeyn. Yapıyor. Yapıyor mu? Sökmesin bir şeyleri. Alıyorum. Vallahi söker. Tamir ettin mi? Aferin sen, hadi bakalım. Aferin Zeyn'e. Hadi kalkın. Gel oğlum. Hoppa. Biri otomobil sever, birisi de hiç sevmez. Öyle oluyor ya. Beş parmağın beş bildiği. Şimdi Zeyn Usta geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine her zamanki gibi meraklıdan böyle. Thank you.
istiyorsun? Kapısı kilitliymiş. Bu ne ya? Bu mikrofon. Bak bir tane daha var. Bak. İki tane mi? İki tane mikrofon. Ona konuşuyorsunuz. Ya. Ben. Sen mi tutacaksın? Evet. Ama bu çok ağır. Ağır tabii. Bak şöyle tutalım. Evet arkadaşlar, tarih 6 Nisan ve sonunda Kenan Sofuoğlu'nun aracı bitti. Biz ona biraz şakayla karışık 15 Nisan demiştik değil mi Yusuf? Aynen. Yusuf. Abi şaka bak 10 günde bitirdik sanki ha valla. Valla. Harbiden ha. Camı değişti. Camında kırık vardı. Servisteki sorunlar. Servisteki işleri vardı, onları hallettik. Kasmer'e gönderdik. Sevgili Aydın abi orada çözdü sağ olsun. Kenan da biraz önce geldi. Onlar yemeğe gitti, iftar. Akşam yemek var. Biz de bu telaşın üstüne aracın komple baştan aşağı kontrollerini gerçekleştirdikten sonra hazır dışarıdayken çekelim dedim. Çünkü birazdan aşağı inecek ve hava karanlık olacak muhtemelen biz. Aynen. Sevgili Zayn da gelecek bıcırık. Ona teslim edeceğiz arabayı. Bakalım ona bir şok yaratacak mı Musa Bey? Nasıl bir çekim yapacak merak ediyorum. Şimdi bu aracın rengi inozetek arkadaşlar ve inozetek rengini gerçekten yavaş yavaş herkes sevmeye başladı. Ama var mı renk deseniz renk de yok. Sevgili Kenan öyle bir nokta atışı yaptı ki tam hedef 12 yaptı. Oldu. Herkes sordu ama ürün yok. Bu kadar. Şimdi dışarıda ben size ufaktan anlatayım. Jantları değişti. Yurt dışından jantını getirtmişti. Bütün siyah detaylarını söktük. Siyah detaylarını söktükten sonra arabanın bütün grileri ortaya çıktı. Daha da güzel ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde neler ortaya çıktı dersen ustanın hası ortaya çıktı. Salih. Salih hiç hayatında bu kadar G söktün mü? Yok abi. Değil mi? Ne yalan söyleyeyim, ben de hiç söktürmedim. Zaten Kenan'a da söyledim. Beraber girdik bu serüvene. Vallahi beraber yürüdük bu yollarda ve bitti sonunda. Böyle yanlış anlamayın arkadaşlar, plastik dip falan değil yani, anladın mı? Öyle alıp tıs tıs iki boya sıkmadık. Bildiğiniz arabanın her yerini söküp kapı döşemesini, çıtalarını, bu lastiklerini, bu içini, bu her şeyini söküp. He? Menteşelerine kapladık. Gel. Menteşeleri, kaç tane menteşesi var onları say. Gel. Seversin. Gel kardeşim. Bagaj kapağı da kaplandı. Görüyorsun. Bagajın kendi de kaplandı. Boşluk bırakmadan bir kabutun içini kaplamadık. O da ne olur ne olmaz. Araba hızımızı folyo erir merir başımıza iş alır diye. Aynen. Çok şükür böylesi güzel bir araç ve böylesi güzel bir projeyi sevgili Kenan Sofuoğlu'na, şampiyona yıllardır, 10-12 yıldır arkadaşlığımız, dostluğumuz sürdüğü için o kadar nazı olsun geçsin diye düşünüyorum. Şimdi aracı aşağı indiriyoruz. Kesinlikle. Temizlik, pembe köpükle bir temizle şöyle çıkartın. Musa arabayı. Tamam. Pembe köpükle iç temizlik. He, sesini de vereyim mi? Tabii, Salih ses ver. Çevreyi daha fazla rahatsız etmeden lütfen sizi aşağı alalım. Sana mikrofonumu uzatıyorum. Sevgili Kenan abinler gelince de ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam edip videomuzu sonunda iftarımızı da açmış oluyoruz. Benden bu sıcakta bu kadar. Bugün bir de araç söktük çok fazla. Aynen abi, sen bugün bayağı. Ben bugün bildiğim patron olarak zaten her Ramazan'da işin en zor kısmını hep bana kilitliyorsunuz. Abi yönetmek çok sıkıntılı abi. Vallahi biz patron değiliz, idareciyiz ya. Yönetmek ben araçları sökmeye. Tamamdır abi. Ben de videoyu montajlayacağım. Hala çırak yapıyorum.
Hemen arabaya göre giyindim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Akşam saat 10 oldu artık. Arabayı teslim edelim. Bu arada sevgili Oğulcan geldi. İki arabaya yan yana susalım, belki gaza gelirim. G63'ümü kaplatırım dedi ve kaplamayı sattık. Ama bir arkadaşı var. O da istiyor. Bakalım ne olacak. Sevgili Zayn geliyor. Evet. Adamım geliyor ya. Zayn. Hoş geldin. Nereden benim arabası? Burada. Hani çak çak yap. Çak. Hop. Göster bakalım annenin arabayı. Ne haber, hoş geldin, Allah kabul etsin. Hoş bulduk abi. Yaptınız, Allah kabul etsin. Allah hacı abi, hoş geldin. Eyvallah. Böyle olmuş abi ya maşallah. Zeyn ne olmuş mu? Ne oldu? Beğendin mi? Allah'ım. Götürelim mi anneye arabasını? Mikrofona konuşalım. Evet. Evet, şimdi aldı. Hadi bakalım. Bir konuş abiye. Araba güzel olmuş mu? Ama nereye geldik sen? Mikrofonu tut. Anlat mikrofonu. Anlat babana, anlat mesela. Nereye geldik biz? Nereye geldik? Neresi burası? Kenan abine bir Türkiye'de ilki gerçekleştirdik. Bir geyiği sökecek çılgın birisini arıyorduk. Bir de geyiği çılgın yapacak birisini arıyorduk. En sonunda yaptık. Harika yapmışsın abi. Elinize sağlık. Yapanların ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Kazası belası sağlıkla kullan. Bu ufaklık da gördüğün gibi Musa'cığım. Evet. Şu anda kalite kontrol yapıyor. Sürmez mi? Şapkası da çok güzelmiş. Zeyn, beğendin mi annenin otoyu? Kombine de çok güzelmiş, benim aklıma direkt geliyor. Vallahi ceketi de tam bugün. Ay, ona bir şey de biz biri iz patlatalım artık. Hadi bakalım. Ama senin ceket tam birebir almam. Bunu ben sana vereceğim. Benim de senin gibi büyük ya, almam lazım. He? O vallahi ayıp ediyorum. Evet arkadaşlar, bir G macerası sona erdi. Sevgili Kenan Sofoğlu aracına yeni rengine kavuştu yeniden. Çünkü şu anda onun içinde G'yi aldığında ilk heyecan vardı. Şimdi ikinci heyecan başladı. Şimdi yeni G almış gibi. Zeyn de videosunu yaptı. Zeyn'in videosunu da buraya koyarsın. Zeyn bir daha yap bakalım, ne yaptın? Nasıl yaptın abi? Nasıl yaptın? Attın adam abi, çak. Attım, bayandı. Çak. Of. Süpersin. Kazasız belasız sağlıcakla kullanın kardeşim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol, seni çok seviyoruz. Şampiyonların şampiyonu ve üstüne Zeyn'den de bir şampiyonluk bekliyoruz inşallah büyüdüğü zaman. Allah ömrümüzü gösterirse. Sen yaptın. Böyle attın. Mavi yaptın arabayı. Evet. Bak ileride şampiyon olacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Şampiyon olacaksın. Olacak tamam. Mı? Tamam. Şampiyon olacak mı? Olacağım. İnşallah. İnşallah kuzum. Hadi. Allah Cemil'cim de senin çoluğunu çocuğunu korusun. Kazasız belasız yolculuklarına devam etsinler. Yengem zaten fotoğrafları gördü, beğendi. Bizden de arabayı yükleyip şimdi onları yolcu etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, Zeyn'e selam söylemeyi unutmayın. Zeyn gidiyor. Bay bay yap. Üstüne koyacağız şimdi arabayı. Bak şimdi. Arabayı üstüne koyacağız. Takır takacağız. Gel. Bir bay bay yap kamerayı. Kapanıyor. Bay bay. Buraya baktı.